06'dan herkese esenlikler arkadaşlar. Bugün cumartesi ve bu hafta sonu sağımda solumda gördüğünüz gibi sürücü kurslarında sürücü adayı motosiklet ve otomobil sürmek isteyen arkadaşların ehliyet sınavları var. Hepsine başarılar diliyorum. Umarım hepiniz sınavı başarıyla geçersiniz arkadaşlar. Bugün konuşmak istediğim konu vizör konusu. Yani vizörün neyinden bahsedeceğiz lan derseniz eğer, özellikle genç, hevesli, yakışıklı kardeşlerim, erkek veya kız fark etmez, koyu renk vizörler, iridium renkli vizörler kullanmaya hevesliler. Gayet de haklılar bunu kullanmakta. Ancak bu vizörlerin gündüz artısı olduğu kadar gece ve koyu alanlarda, yani nasıl söyleyeyim, otoparkların ışık almayan yerlerinde veya tünellerin işte lambasının bozuk olduğu, elektriğin kesik olduğu yerlerde ciddi bir problemi var. Bu da görüş mesafesini çok çok düşürmesi. Ben de gündüzleri koyu renk olan böyle bulutlu havalarda, şöyle göstereyim bakayım. Evet, böyle bulutlu havalarda daha az koyu olan, geceleri ise kendi kendine tamamen şeffafa dönen bir vizör kullanıyorum. Bu vizörün ismi Shoei'nin CVR1 fotokromik vizörü. Ben bu vizörü bundan önceki kaskım olan Shoei NX R'da da kullanıyordum. Şimdi de Shoei X-Spirit 3'te kullanıyorum. Niye bu vizörü kullanıyorum? Bu biraz pahalı bir vizör. Yani yurt dışında da çok ucuz değil, burada da çok ucuz değil. Hatta yani bu vizörün parasıyla Türkiye'de kask almayan adam var. Yok ya, çok pahalıymış, ben o paraya kask almam deyip yoğurt kovasından hallice kasklarla ortada gezen arkadaşlar var. Onlar da buradan, kafanızı seviyorsanız düzgün bir kask takın şeklinde uyarayım sadece. Bu vizörü kullanma sebebim benim de sizler gibi gündüzleri koyu renk vizör kullanma ihtiyacı. Koyu renk vizör alarak bu konuyu çözebiliyorsunuz. Ama tabii bu durumda yanınızda iki vizör olması gerekiyor eğer gün boyu dışarıda olacaksınız. Çünkü akşam eve dönüyorsanız, bakın özellikle böyle muhitlerde, yani sokak lambalarının olmadığı, seyrek olduğu yerlerde, gece ışığının az olduğu yerlerde, böyle yolda çukur, tümsek, kasis, yağ vesaire varsa bunu göremezsiniz. Ya da görmeyi çok çok zorlaştırır, öyle söyleyeyim. Hani o durumda kazaya sebebiyet verebilir. Mecburen gece şeffaf vizöre dönmeniz gerekiyor. Çünkü birçok kendi yaşıtım olan, işte benden küçük olan arkadaşla da bu konuyu konuştuğumda, ya abi ya ben işte koyu renk vizörle gecede kullanıyorum, iridiumla gecede kullanıyorum, işte sokak lambaları, şehir içi aydınlatmaları yeterli vesaire diyorlar. Doğru olabilir. Yani birçok pozisyonda sokak lambaları, şehrin içindeki aydınlatma direkleri vesaire yolumuzu yeteri kadar aydınlatıyor olabilir. Esas problem orada değil. Esas problem, X-Max'i kardeşle selamlaştık. Esas problem aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlerde arkadaşlar ortaya çıkıyor. Yani hasbel kadar işte yolda yapım çalışması vardır, başka yöne yolu verirler ve orada yeteri kadar aydınlatma yoktur. Önünüzü göremezseniz sıkıntı, ciddi sorunlar oluşabilir. Yine tünellerde vesairelerde ister istemez bir elektrik kesintisi, bir trafo arızası olur, karanlık olur. Dışarıdan içeri girersiniz, öndeki aracın arka lambalarını göremezsiniz. Bu da bir problem. Ben bu yüzden fotokromik vizör kullanıyorum. İşte vizörün nasıl çalıştığını şimdi size bir videoyla göstereyim. Özetle şöyle göstereceğim. Şimdi kaskı açıyorum, kutudan çıkarıyorum. Bakın, ön cam şu anda şeffaf. Şu anda güneşin yaymış olduğu ultraviyole ışınlarıyla birlikte yavaşça gördüğünüz gibi kararmaya başladı. Simsiyah bir hale gelecek. Şöyle kapatayım. Bunun ismi fotokromik. Halk arasındaki ismi de kolormatik diye geçiyor.
Ben bu vizörü şu yüzden kullanıyorum. Gündüzleri dışarıda motor kullanırken koyu vizör hem görünüş bağlamında hem de kullanım konfor açısından oldukça estetik duruyor arkadaşlar. Göstereyim, iyice karardı gördüğünüz gibi. Birazdan simsiyah bir hale gelecek. Güneş ışığının yoğunluğuna göre bu vizör siyahtan açık griye doğru değişik renklere bürünebiliyor. Yani hava durumu eğer dışarıda bulutlu, yağmurluysa füme, gri tonlarda. Eğer bu şekilde komple güneş açıksa simsiyah tonlarda oluyor. Geceleyin güneş ışınları ortada olmadığı için ise az önce top case'den çıkardığım haliyle şeffaf bir görünüme bürünüyor. Şöyle göstereyim artık. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bakın artık elimi şöyle arkasına tuttuğumda görebiliyorsunuz. Rengi değişmiş durumda. Kısacası fotokromik vizör budur. Videoya motor üstüne devam edelim. Gördüğünüz gibi vizör top case ilk açıldığında, yani karanlık ortamdan çıktığında, ultraviyole ışığı olmayan ortamdan çıktığında şeffaf bir halde, geceleyin tamamen şeffaf oluyor. Daha sonra gün ışığını yedikçe, gün ışığının şiddetine, yani güneşin vuruşuna, açıklığına ve kapalığına göre havanın iyice koyulaşıyor. İşte biraz daha bulutlu havalarda, şu anda hava yine nispeten açık sayılır, biraz daha koyu havalarda artık böyle gri ve füme tonlar arasında geziyor. Ve gece olduğunda ise tamamen şeffaf bir moda bürünüyor. Bu sizi iki tane vizör taşımaktan kurtarıyor. Oldukça da konforlu bir durum. Hele ki yani racing vesaire kullanıyorsanız, hani bir bagajınız, iki tane vizör taşıyacak alanınız yoksa, o durumlar için falan nimet. Sürüş güvenliği için de nimet. Ultraviyole ışınlarının da diğer normal vizörlere göre ciddi bir bölümünü süzüyor, engelliyor. Ben bunu kullanıyorum. Hani merak eden veya kafasına böyle bir şey takılan, ya abi hem siyah olsun hem gece şeffaf olsun nasıl olacak falan diye düşünen arkadaşlar varsa, bu vizör sadece Shoei'de yok bu arada. Bildiğim kadarıyla Arai'de benzer bir teknoloji var ve Bell markasının üst düzey kasklarında kullanılan yine benzer fotokromik vizörler var. Biz bu teknolojiyi yeni görmüyoruz. Zamanında bundan belki 30 sene önce Zeki Müren'in gözlüklerinde görürdük arkadaşlar bu teknolojiyi. O devirler gerilerde kaldı ama gördüğünüz gibi aynı teknoloji, yani ultraviyole ışınıyla kararan cam teknolojisi bugün de hala geçerliliğini koruyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağı taraftan like butonuna basmayı, videolarımın devamı için bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, eğer mümkünse kullanıyorsanız Instagram'da da beni takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.